Nasrettin, seni en iyi burada ben anlarım. Çünkü benim kayınvalidem benden habersiz bizden bir sene kira aldı. Aynen, bir de öyle bir şey vardı. Heh. Yani hatta bak size başka bir olay daha anlatayım. Şimdi ben oğlumu sünnet ettim ya 2 aylık. Daha düğününü yapmadık. Düğününü yapalım dedik bu yaz. Sağ olsun kayınvalidem de dedi ki düğününü ben yapayım, sünnet takımını ben alayım. Nuray teyze mi dedi? Düğün ya. Bildiğimiz düğün dernek yani. Düğün dernek, sünnet takımı. Saksı hani böyle kıyafet oluyor ya. Acaba? Merak ettim. Neyse tamam dedim. Sonra sen bir getirdi bana sünnet kıyafeti dediği. Hmm. Hatta ben şu an anlatmayayım. Yönetmenime görüntüleri vermiştim. Siz kendiniz görün ne aldığını. Kızlar merhaba. Şimdi gördüğünüz gibi bu sünnet kıyafetinin pelerini. Bu yaz oğluma sünnet yapmayı düşünüyordum. Düğününü. Kayınvalidem de sağ olsun sünnet kıyafetini ben alacağım dedi. İşte aldığı kıyafet şöyle pelerin. Bir şapka almış, pelerin almış, bir de papyon almış. Ya benim oğlum daha 21 aylık. Bu kocaman pelerin, bu kocaman şapka olur mu ona Allah aşkına? Ya bunun içi nerede diyorum. İçine de annen alsın diyor. Ya sen zaten söyleseydin annem hepsini bir alırdı. Yani diyecek hiçbir şeyim yok artık. Bu ne ya? Spotçudan falan işte mı almış bunu? Ama benim oğlum daha 2 yaşında değil. Yani bir 4-5... Belki fazla... Aslıhan, yakında bir akrabasının falan sünneti falan oldu mu? Hayır, bu gitmiş direkt ikinci el yerden almış onu. Yani Allah kimseye muhtaç etmesin de hani parası olmasa derim ki yok diye yaptı. Kabul ederim, onda bir şey yok ama Allah daha çok versin. Fazlasıyla var yani. Zaten sen bir şöyle düğün yapacak, dernek yapacak deyince ben bir tereddüt yaşamıştım da. Herkes aynı şeyi yaşadı, evet. Yani doğru. Altından bir şey çıkacağı zaten belliydi açıkçası. Rutin Nuray Hanım yani. Hem yaranmaya çalışır hem de böyle oyunlar çıkar altından. Bari yapmasan daha iyi ya. Ya Nuray teyzenin yani kalkıp da torununa düğün yapılacağına da akıl sıra ermiyor zaten. Biz Temmuz'da Allah izin verirse Temmuz'da Batur Alp'e sünnet yapmayı düşünüyoruz. Sünnet yapacağız. Torunuma. Torunuma sünnet yapacağız. Ben evde ne olacak? Ne kadar güzel saklamışım oğlumun şeyi, oğlumun pelerini, babasının pelerini. Olur mu öyle şey? Ben onu yıllarca sakladım. Oğlum giydi. Onu da ayırdım, koydum kenara, dedim torunum olduğunda torunum gel. Ne olmuş? Kaç yaşında mesela? Seneler geçti. Vallahi tertemiz duruyor. Aa. Katlayıp koydum. Ne var? Oğlun sünnet kıyafeti mi bu? Tabii canım, sünnet kıyafeti. 30 senelik. Zaten Aslan kayınvalidesine yüklenmek için de yer arıyor. Evet, yapılmaması gerekir ama kadının demek ki o an bütçesi ona yetmiş, bulmuş. Ya, keşke sen de bir tadilat yaptırsaydın. Ya, ya kim bilir nereden onu buldu biliyor musun? Ben onu para verip aldığımı düşünmüyorum ya. Ya bütçe derken buna bütçe ayırmış mı? Bence birinden falan bulmuş getirmiş. Efendim? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben mi ne yapmaya çalışıyorum? Her seferin aynı şeyi sorma. Ben niye? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Niye? Niye sormayayım ki? Ne kadar değerli biliyor musun sen o sünnet kıyafeti? Ne kadar değerli? Allah aşkına. Çünkü babasının 30 yıllık o, 30. 30. O zaman niye bana alacağım diyorsun? Dedim ben. Hatta ben Buca Belediyesi'ne de başvurdum. Buca, Buca Belediyesi'ne başvurdum. Toplu sünnet yaptıracağım onu. Ben oğlumun sünnetini de yaparım, kıyafetini de alırım. Ve bir de şunu da söyleyeyim sana, annen de takım elbisesini almak zorunda. İçinin takımını da annen alsın, onu vermedim ben. Zorunda diye annen bir şey alsın. Yok ya, sen de zorunda değilsin, o da zorunda değil. Çocuk benim, ben yaparım. Hayır, düğünü nasıl yapacaktın yani? Şuna paran yetmedi, düğünü nasıl yapacaksın sen? Buca Belediyesi'ne başvurdum, toplu sünnet düğün yaptıracağım. Ne olacak? La havle ya. Ne var? Ne kadar güzel. Toplum içine katılıyoruz ya, toplumla beraber ne kadar güzel. Bence sen bundan gurur duy, gurur duy. Bir de bak, o kadar değer vermişsin, saklamışım, koymuşum oğlu giysin diye. Sen çok biliyorsun. Ya oğlu 8 yaşında mı sünnet oldu? Kaç yaşında sünnet oldu senin oğlun? Evet, ben biraz 6 yaşında yaptım ama iriydi. 6 yaşında. Aslı, farkında değilsin. Benim oğlum da iriydi. Ben ona güzel baktım, iri oldu. Batur Alp'i de 2 ay içinde yapacağım ben, sen merak bayağı etme. Bayağı iriydi, evet. Sen merak etme. Bir de zaten burayından bu beklenirdi ya. Gerçekten ne istiyor ben anlamadım ya. Ne kadar güzel değer vermişim, hani ben güzel gelinim, papatya gelinin. Hani ne oldu?
Ama değerini bilmiyor ki. Ne kadar güzel ama saklamak güzel değil işte. Mi Beyhan abla? Sakladım yaptım. Ve bir de ben var ya, ne olmuş ne var? Pelerini var, şapkası var, papyonu var. Niye büyük gelecek onu giydiririz. Annesine de takım elbise aldırsın. Annesi bakalım alacak mı takım elbiseyi. Saklamak o bir hatıra yani. Onun bir değeri var da saklamak güzel bir şey. Evet. Ben de oğluma mesela oğlumun zıbınını sakladım. Torunuma verdim yani. Bak kaç sene sonrasında. Ama yani çocuk hani o 6 yaşındayım işte bu küçük ya 1 yaşında diyorsun ya. Ama elbise değil. Pelerine buradan sıkar. Tabii canım. Bağlarsın. Yani. Uzun da dursa fark etmez ama elbisesini elbiseyi olarak. Tamam ben lazım. Şimdi böyle yaptım ama annesi o zaman takımını da tam üstüne göre alsın. Ne yapabilirim? Yani, ben onu besleyip büyüteceğim yapacağım. Siz göreceksiniz onu da. Peki şapkasını ne yapmayı düşünüyorsun Nuray Hanım? Şapka... Çünkü büyük gelecek. Kafası çocuk. Büyük canım benim oğlum küçük o değil ki ya. Evet yani. Benim oğlum küçük değil ki ya. Ya Nuray Hanım. Şapkanın içine şöyle biraz bir şey kağıt koyarlar. Kağıt doldururlar. He, pamuk doldururlar. Ay, ya Nuray Hanım geçeyim. Sen de bu kadar olduran Nuray dedikleri kadar varsın ya. Bu kadar da cimri olma. İlk torunun bir tane ya git yenisini al. Cimriliğinde ne alakası var? Önce modası geçmiş. Ne geçmiş modası geçmiş? Nostalji oldun. O eskiye dönüş var. Sen daha haberi yok Nuray'a. Ne kadar güzel. Bak yıllar sonra görecek, izlediğinde çocuk büyüyecek ya izlediğinde ay babaanneme teşekkür ederim. Babamınkini saklamış bana giydirmiş. Göreceksin sen. Eski modeli getirmişler bana şal olarak takmışlar der çocuk. Nuray. Vallahi sen hayatın farkındasın. Nuray. Nuray, baturak giydikten sonra onu sen gene sakla. Yine sakla. Baturak çocuğun evet koyacağım evimin en güzel köşesinde duruyor onlar.